PDF belgeleri içinde kullanmış olduğunuz yazı, resim ve diğer öğeleri eğer PDF'i oluşturan kişi engellemediyse kopyalayıp başka dokümanlar içerisinde kullanabilirsiniz. Bunun için bu metinleri ya da özellikleri kopyalayabilmek için imleci, imleç aracını alarak kopyalamak istediğiniz metni işaretleyip farenizden sağ butona tıklayıp copy seçeneğini işaretleyebilir ya da copy with formatting seçeneğini işaretleyerek formatlama ile birlikte yani görsel e, formatlaması ile birlikte bu görüntünün kopyalanmasını sağlayabilirsiniz. Yine copy as table, save as table, open table in spreadsheet seçeneğini seçerek seçtiğiniz alanda bir tablo varsa bunun ilgili uygulama içerisinde açılmasını da sağlayabilirsiniz. Herhangi bir resim öğesini seçmek için bu resim öğesinin üzerine bir kere tıklamanız, sağ tıklayarak copy image demeniz bu resmin eğer engellenmediyse panoya kopyalanmasını, clipboarda kopyalanmasını ve oradan da başka uygulamalar içinde kullanılmasını sağlayacaktır. Yine benzer şekilde save image as diyerek seçmiş olduğunuz resim dosyasını harici bir dosyaya kaydedip burada isterseniz harici bir resim dosyası olarak kullanabilirsiniz. Bu gösterdiğim yöntemler PDF dokümanının orijinal halinin elinizde olmadığı durumlar için oldukça kullanışlıdır. Ancak bu yöntemlerle herhangi bir PDF dokümanı içerisinden bir şeyleri kopyalayıp başka bir dokümana yapıştırmak vakit alıcı ve orijinal dokümanı düzenlemek kadar kolay olmayabilir. Benzer şekilde gelişmiş düzenleme araçları ile PDF dokümanı içerisinde metinleri ve diğer öğeleri düzenleme şansına sahibiz. Örneğin ekranda görmüş olduğunuz park oyuncakları ve spor aletleri bölümündeki bir yazım hatasını ya da bir kelimeyi değiştirmek için PDF dokümanı üzerine çalışma yapabilirsiniz. Bunu yapmak için PDF dokümanının gelişmiş e, düzenleme araçları kutusunu açmamız gerekiyor. Bu araç kutusu yukarıdaki araç çubuklarından herhangi birine sağ tıklayarak Advanced Editing seçeneğini işaretleyerek açılabilir. Bu araç kutusu içinde çeşitli araçlar var. Bunlar e, nesneleri seçmek için kullandığımız araçlar ve metinlerle ilgili araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ben e, Text Touch Up Tool alacağım. Yani metinlere düzenleme ve dokunma için kullandığımız araç ve V yazısını silip bunun yerine başka bir harf koyacağım. Eğer şu an düzeltmiş olduğunuz karakter bilgisayarınıza yüklü değilse o zaman Acrobat size bir hata mesajı verebilir ve bu karakterin bilgisayarınıza yüklü olmadığını, bunun yerine onun yer tutucu tutucusu olan başka bir karakterin kullanılacağı bilgisini size bilgi olarak verebilir. Bunun yanı sıra diğer görsel öğeleri nesnelere dokunma aracı olan Object Touch Up Tool müdahale edebilirsiniz. Bu aracı aldıktan sonra düzenlemek istediğiniz öğeyi işaretleyip yerini, boyutunu değiştirebilirsiniz. Bu yine %100 bir düzenleme aracı olarak kullanılacak bir öğe değildir, bir araç değildir. Tek amacı PDF dokümanındaki yapmış olduğunuz hataları ya da küçük düzeltmeleri, son dakika düzeltmelerini kolaylıkla yapabilmektir. PDF dokümanı içerisinden bu resim öğesi üzerinde sağ düğmeye tıklayıp Edit butonuna basarak bu resmin harici bir resim editör uygulamasında düzenlenmesini sağlayabilirim. Şu anda benim bilgisayarımdaki e, Acrobat içerisinde varsayılan uygulamam Photoshop. Bu nedenle Photoshop açıldı. Gelen bu sayfa üzerinde küçük bir çizim yapacağım. Ve File'dan Save seçeneğini işaretleyerek dokümanı kaydedeceğim. Resmin orijinalinden farklı olarak gelmesi, sola dönük olarak, yatık olarak gelmesinin sebebi resmin aslında orijinal halinin bu halinin olması. Fakat bizim bunu PDF oluştururken e, oluşturduğumuz uygulama içerisinde dik hale getirdiğimiz manasına geliyor. Dokümanı kapattığım anda tekrar Photoshop uygulamasını kapatıp PDF uygulamasına geri döndüğümüzde bu değişikliğin burada yansımış olduğunu görebilirsiniz. Bu düzenleme işlemi için kullanılacak varsayılan programı ayarlamak için Edit menüsünden Preferences seçeneği altından Touch Up seçeneğini seçerek resim düzenleme programı için varsayılan uygulamayı, e, çizgiler ya da hatlar için varsayılan programı da yine buradan seçebilirsiniz. OK butonuna basarak Preference'ı kapattığınızda yapmış olduğunuz seçimler kaydedilecek.